Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in, Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i Zâm'ın, Sâdât-ı Kirâm Hazaratı'nın, cümlemizin geçmişlerine, ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selâmetine, bütün İslam dünyasının selâmetine, bu dua, bu niyaz ile bir Fâtiha-i Şerîf, üç İhlas sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak bu ikaz-ı ilahilerden bir nasip almayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Bu Vel Fecr'i suresi okundu. Ondan sonra İnşirah suresi okundu. Cenab-ı Hak yemin mahiyetinde yani yoğunlaşmamız zaruri olan birkaç hadiseden bahsediyor başta. Cenab-ı Hak Vel Fecr'i buyuruyor. Yani canlıların uyandığı zamanı andolsun diyor. Yani Cenab-ı Hak kul düşünecek. Bugün Rabbim bana hayat defterinden, hayat takviminden bir sayfa daha açtı. Maddi uyanması gibi manen de uyanacak. Zaman en kıymetli bir sermaye. Cenab-ı Hak diğer bir surede vel asr buyuruyor, zamana yemin olsun buyuruyor. Geçen zamanı geri getirmek mümkün değil. Dünü geri getirmek mümkün değil. Dün hasenatlarımız da seyyiatlarımız bitti. Fakat Cenab-ı Hak Vel Fecr'i bugün bize bir hayat defterinden, hayat takviminden bir sayfa daha açtı. Hayat bir sefere mahsus olan bir zaman. Tekrarı yok. Çok kıymetli. Fakat kıymeti bilinmeyen bir hususiyet. Cenab-ı Hak da son nefeste bir pişmanlıkları bildiriyor bu geçen boş zamanı. Keşke diyor sadaka versem de salihlerden olsam diyor. Fakat bitmiş oluyor. Kabirde telafi etme yok. Ahirette telafi etme yok. Velhasıl zaman çok kıymetli. Herkes bir takvimle dünyaya geliyor. Bütün mahlukat. İnsan da bir takvimle geliyor. İlahi bir kaderle, ilahi bir azamet tecellisi. Hayvanat da bir takvimle geliyor. Nebatat da bir takvimle geliyor. Her şey bir takvimle geliyor. İlahi bir ekolojik denge. Bir kaset dolduruyoruz. Bu kaset kıyamet günü açılacak. Bize kıyamette bu kaset gösterilecek. İkra kitâbe kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîbâ buyuruluyor. Kitabını okun diyecek. Hayat kasetini oku. Geçirdiğin anları oku. Bugün sana hesap soracak nefsin kâfidir buyurulacak. Yani kendini işlediklerini kendine gösterilecek. Tabii birçok şeyleri unuttuk belki. Orada hepsi karşımıza çıkacak. Cenab-ı Hak yine hep ikaz halinde kulun cennetine girmesini istiyor. 80 yerde den fazla yerde ey iman edenler geçiyor. Cenab-ı Hak ey iman Allah'tan korkun. Herkes yarına ne hazırladığına baksın buyuruyor. Allah'tan korkun çünkü o Allah yaptığından haberdardır. Yani şimdi nasıl burada benim konuşmam kameraya alınıyor? Hepimizin her anı ilahi bir kameraya alınıyor. Kiramen katip devamlı şey halinde bunu dosyaları kıyamet gününe aktarma yapıyor. Hayat ömür üzerinde metrajı yazmayan bir makara gibi. Nerede kopacağı, ne zaman kopacağı da belli değil. Onun için Efendimiz buyuruyor, yarın diyenler helak oldu buyuruyor. Yarın var mıyız, yok muyuz? Dün olan birçok insan vardı, bugün yok onlar. Dün onların hayat takvim bitti. Efendimiz buyuruyor, iki nimet vardır. İnsanların çoğu bu nimeti kullanmakta aldanmışlardı. Biri sıhhat, biri de boş vakit. Her günümüz ayrı bir kıymet. Demek ki kendi kendime tefekkür edeceğiz, sabahleyin kalktık, uyandık. Bu hayat defterinden bir sayfa daha verildi. Yeni gün bize nasip eden Rabbimize bir teşekkür edeceğiz. Bir teşekkürle, bir hamdla başlayacağız. Dünyaya hiç bedel ödemeden insan olarak geldik. Onun çok çok daha ötesinde bir hâdî sıfatının tecellisi, mümin olarak dünyaya geldik. Hiç sermayeli dünyaya geldik.
Cenab-ı Hakk'ın ilahi lütuflarına nimetlerimi sayamazsınız buyuruyor. Göklerde ve yerde ne varsa amade kılık düşünen bir toplum için buyuruluyor. Nefsani arzularımızı bertaraf etmemiz arzu ediliyor. La ilahe bertaraf illallah kap Cenab-ı Hak'la beraber olacak. Buyuruluyor men arife nefse fakat arife Rabbe. Kim hiçliğini bilirse, Cenab-ı Hakk'ı tanırsa Rabbini tanımış olur. İki şeyi unutmama tavsiye ediliyor. Rahat, huzurlu bir hayat için. Cenab-ı Hakk'ı unutmayacağız. Kaderimizi çizen Cenab-ı Hak, kaderimiz bir meçhul. Lâ gaybe illallah, gaybi bilen Cenab-ı Hak, ne hakkımızda hayırdır, ne şerdir? Şerri insan hayır görür, hayrı şer görür. Demek ki Cenab-ı Hak buna teslimiyet istiyor. Kul Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Cenab-ı Hak'ta huzur bulacak. اَلَا بِذِكْنَا تَطْمَيْنِ الْقُلُوبِ Cenab-ı Hak huzur bulacak. Saadette Cenab-ı Hak'la beraberlikte. Ölümü unutmayacak. Faniliği unutmayacak. Her an hazırlıklı hale gelecek. Esas hayat, ahiret hayatı. Her gün düşüneceğiz akşamları. Allah bana bu hayatta bugün bir takvim, bir yaprak açtı. Bugün ben ne kadar kendime, nefsime, ne kadar nefsimin dışında Allah için gayret ettim. Efendimiz misal veriyor. Nefsi yedi kudretimde olan Allah'a yemin ederim ki müminin misali bir bal arısı gibidir buyuruyor. İkra bismi rabbikellezî halak. Yani her gördüğün Müslüman yaratan Rabbinin adıyla okuyacak. Bal arısı güzel yer. Çiçeği özünden alır. Güzel bırakır, ambalaj yapar. Konduğu dalı kırmaz, incitmez, bozmaz aldığı o şeyi, üsariye. Bir mümin de böyle olacak diyor. Daima hayır içinde. Ayette feiza feravte fensabbe ila rabbika fergab buyuruluyor. Bir işi bitirdin Allah yolunda, diğer işe koş. Arada boşluk olmayacak. Arı gibi olacak. Arı 45 günlük ömründe o kovanları dolduruyor, insana sunuyor. Demek ki bir mümin de Allah yolunda gayret edecek. İbadet, muamelat, ahlak vesaire. Elinden dilinden ümmet-i Muhammed'in müstefid olduğu bir kul olacak, arı gibi olacak. Yine Efendimiz buyuruyor, yine diğer bir yemin ile maddi üzerinde bunu, mü'nin misal bir altın parçası gibi diyor. Altın tozdansa da üflediği zaman tozu geçer diyor. Yani mü'min de o asli karakter, o asli şahsiyetini muhafaza eder. Cenab-ı Hak bizi her seher vakti kaldırıyor, uyandırıyor. Bilhassa seherler çok mühim. Cenab-ı Hak vel müstafirine bil eshar buyuruyor. Seherlerde istiğfar ederler buyuruyor. Demek ki Rabbimiz bizi seherlerde tövbe kapılarını açıyor. Nasıl ilahi bir lütuf Cenab-ı Hakk'ın. Fakat bunun Cenab-ı Hak burada bir fedakarlık istiyor. O tövbe kapısı açılacak, orada iltica edeceksin. Hem o günahı bir daha işlemeyeceksin. Cenab-ı Hak senin gönlüne öyle bir duygu ve hissiyat verecek. Hem de Cenab-ı Hak seni affedecek. En mühim zayi edilen, kaçırılan seherler. Hep peygamber hayatları seherde hep dolu dolu. Ayşe vadimizde Efendimiz'in ayakları şişerdi buyur namazdan. Secdeyi ıslatırdı buyuruyor. Ayşe validemiz ya Resulallah kendini çok yoruyorsun dediği zaman ya Ayşe şükreden bir kul olmayayım buyururdu. Efendimiz böyle bu halde olursa ki cennet de teminat altında bütün peygamberlerin zirvesinde demek bizim nasıl olmamız icap ediyor. Yine Cenab-ı Hak bilenlerle bilmeyenler buyuruyor Zümer suresinde. Kimler biliyor, kimler bilmiyor. Yani kimler tahsil yapıyor, kimler tahsil yapmıyor. Esas tahsil Cenab-ı Hakk'ı kul olabilmek. Liyabudun liyarufun. Cenab-ı Hakk'ı kul olabilmek, Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek için ahiret için geldik dünyaya. Başka bir işin gelmedik dünyaya. Dünya bir dershane, ilahi bir laboratuvar, ilahi azamet laboratuvarı. Onun için bilenler bilmeyen, bilenlerin demek ki nasıl bilecek? Ruh derinleşecek. İlk ayet, اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ Yaratan Rabbinin adıyla oku.
de sahibi okudu. Zirve bir medeniyet, bir asr-ı saadet medeniyeti inşa etti. Bir kitap yoktu ellerinde Kur'an-ı Kerim'den başka. Yalnız Kur'an-ı Kerim okuyorlardı. Kur'an'la istikamet dilindeler. Cenab-ı Hak venüne zulmeler Kur'an-ı mavi ve şifâin ve rahmetin müminin rahmetini ve şifasına ihsan etti. Ve dünya tarihi bir asr-ı saadet, asr-ı saadet devri meydana geldi. Büyük bir medeniyet. Gölümüş bir medeniyet. Kim nereden geldi bu? Yarı vahşi insanlardan geldi. Cahiliye insanından geldi. O insanlar büyük bir medeniyet inşa ettiler. Bugün insanlık o medeniyete muhtaç. İnsan olma medeniyeti. Hakk'ı kul olabilme medeniyeti. Cenab-ı Hak bilenlerle bilmeyenler üç tane Zümer Suresi'nde vasıf biliyor. Birini sâciden kâimen. Secde ve kıyam halinde bulurlar seherlerde. Cenab-ı Hak yine Zâriyât Suresi'nde gece pek az uyurlardı. Seher vakitlerini istiğfar ederlerdi buyuruyor. Cenab-ı Hak davet ediyor. Bir fâninin daveti değil. Yine insan Suresi'nde gecenin bir bölümünü ona secde et. Gecenin uzun bir kısmını onu tesbih et. İnnemâl usrü yusrâ, innemâl usrü yusrâ. O zaman yatak bir mıknatıs haline geliyor, çekiyor, uyanmak zorlaşıyor. Fakat Cenâb-ı Hak her zorluktan sonra kolaylık Cenâb-ı Hak ihsan ediyor. Büyük bir lütuf. Demek ki seherler bir istiğfar, uyanma. Yine seherlerde istiğfarla beraber kelime-i tevhid. Lâ ilâhe illallah melikül hakkul mübîn. Bir imanınızı tecdid edin buyuruyor. Yenileyin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir iman yenileme. Her seherde Cenab-ı Hakk'ı bir akitte bulunmak. Kâlû belâ oradaki ezeldeki olan ruhlara olan hitabın verdiğimiz cevabın burada bir tasdikini yapma. Lâ ilâhe demek ki, ya Rabbi diyoruz. Bu nefsane arzulardan uzaklaşıyor. Nefsinin putperest olmuyor. İllallah yalnız Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatlarının bir tecellisinde olacağız. La ilahe illallah melikül hakkul mübin. Tecdid-i iman. Sayısı da yok bunun. Hatta bir sahabe diyor, ya Resulallah diyor, 2000 salavat-ı şerife getireyim mi diyor. Daha getir diyor. Daha fazla getirsen daha iyidir diyor. Salavat hep Efendimizle olan bir münasebeti arttırma. Bir isim geçtiği zaman, mesela bir şehrin ismi geçtiği zaman o şehri düşünün, eğer o şehre mensupsak. O şehrin yolları, çiçekleri vesaire, ağaçları, meyveleri hep hatırımıza gelir. Demek ki Rasûlullah Efendimiz'in her salavat-ı şerife, Cenâb-ı Hakk'ın bize en büyük lütfunu hatırlayacağız. Cenâb-ı Hak, bizim idrakimizin çok çok ötesinde. Allah ve melekler salât eder, siz de salât edin, tam bir teslimiyetle selam verin buyuruyor. Onun bir üsve-i hasene, örnek şahsiyet, örnek karakter olduğunu. Fakat üç şartı olanları. Bir, Allah'a kavuşmayı umanlar. Cenab-ı Hak dost olmanın gayreti içinde. Ahirete kavuşmayı umanlar. Ahiret gözümüzün önünde olacak. فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْكَارِ زَرَّةٍ حَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْكَارِ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Her amelimize, her nefesimize, her adımımıza dikkat edeceğiz. Zerrelerden bile korkacağız.